Diyor ki Türkiye çok gelişmiş bir ülke ve ben orayı buradan bile çok güzel görünüyor. Akşam serinliğinde, gün batımında. Çift taraflı şey koymuşlar, ayna. Sonsuza kadar gidiyor. Burada bir tane Ferrari var. İşte şimdi oldu. Şimdi Maydong'un en işlek caddesine geldim. Burası ışıl ışıl. Burada bir tane Ferrari var. Muhteşem görünüyor. Gördüğümüze göre bizim de olabilir. Bir şey görüyorsan senin olma potansiyeli yüksektir. Ya da sıra sana geliyordur. Güzel bir mekan bulursam bir yemek yiyeceğim. Böyle bir mekana geldim. Koreliler bizim gibi mangal ve barbeküyü çok seviyorlar. Ve burada sınırsız et yiyebiliyorsunuz. Ve fiyatı 27.900. Yani 20 dolara denk geliyor. Şimdi menüye bakalım. Menümüz şöyle. Buradan istediğiniz kadar eti alabiliyorsunuz. Bunlar dana eti. Bunlar da domuz eti. Salatalar da var. Her şey sınırsız burada. Kolalar, sular. Her şey bu 20 doların içinde. Şuradan istediğiniz mezeyi alabiliyorsunuz. Ve şurada da salataların devamı var. Bunlar hepsi fiyata dahil. Masamın son hali bu. Menüde ne varsa hepsinden biraz aldım. Şimdi başlayalım. Bunlar da çıtır 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 ya. İşte şimdi oldu. Bir kilodan fazla et yedim, bundan eminim. Ve hayatımda hiç bu kadar et yememiştim. Tadını da bırakamıyorum. Bu kadar yeterli. Şu anda gece saat 12. Anlamadığım bir şekilde bütün gençler dışarıda. Yani burası öyle hareketli bir sokak da değil. Her yerde sıra var. Sanki herkes dışarıya çıkmış. Sanki binaların hepsini boşaltmışlar. Şehir komple aşağıya inmiş gibi. Kore insanları kadar eğlenen başka gençler görmedim. Kore gençlerinden çok ümitliyim. Tam şehrin ortasında böyle bir tepe var. Ve tepenin üzerinde kale mi desem yoksa yıkılmış mı desem. Şehrin ortasında böyle bir gerçekten insana çok garip geliyor. Sanki bir derenin kenarındaymışsınız gibi her taraf sazlıklarla dolu. Akşam serinliğinde, gün batımında çok daha güzel bir koku geliyor. Ama bugün çıkacağım ben tepeye.
Önce şuradan bir görüntümüzü alalım. Hala hava aydınlıkken. Daha yukarıya kadar gidiyor. Şuraya kadar çıkacağım. Eğer güneş batmazsa. En tepesine kadar geldik. Manzaramız şöyle. Orada yağmur yağıyor. Şimdi aşağı inelim. Şuradan daha iyi görünüyor. Ben bu salaklıkla daha çok şey kaybedebilirim. Telefonla bataryayı burada unuttum. Ta sona kadar gittim. Yarım saat sonra aklıma geldi. Ve tekrar buraya geldim. Ve burada buldum. Türkiye hakkında ne düşünüyorsun? なんか行ってみたいと思います。 Diyor ki Türkiye çok gelişmiş bir ülke ve ben orayı ziyaret etmek isterim. Thank you. Thank you. Buradan bile çok güzel görünüyor. Hayatımda ayı hiç bu kadar büyük ve kırmızı görmemiştim. Tabii kameradan küçük görünüyor. Uzay üssü gibi görünen Deng Demo'nun plazasına geldim. Çok farklı bir yapı. Şurada bir piyano var. Abi kan mı çekiyor nedir bilmiyorum ya. Aşağıdan gidecektim. Örümcek hislerim bana yukarıdan git dedi ve piyanoyu gördüm. Ya nasıl da çalıyor. Bir tane yumurta var. İnsan kendini bir uzay üstündeymiş gibi hissediyor. İnsanlar aşağıda yatıyorlar. İçeriye gelin bakalım ne var. Açıl susam açıl. Çok değişik bir yer ya. Şöyle bir yere geldim. Farklı açılardan baktığınız zaman resim değişiyor. Çok güzel. Koskoca duvar. Projeksiyon asılmış. Çift taraflı şey koymuşlar, ayna. Sonsuza kadar gidiyor. Çocuklar da böyle aşağıda oynuyor. Şu anda Kore'de, Seul'de bulunan Desik Plaza'sındayım. Burada bir resim atölyesi var ve bir sürü de tablo var.
Şu tabloya hayran oldum. Şu güzelliğe bakın. Muhteşem. Gerçekten inanılmaz. Şu damlaların akışına, şu koyu ve açık olan yerlerin düzenine bakın. Aslına bakarsanız bir boka benzemiyor. Bunu ben de yaparım. Bu toprak alanının anlamını şimdi anladım. Burası eskiden dediğimde 1500'lü yıllarda kralı korumak için eğitilen askerlerin karargahıymış. Günümüze kadar ancak bu şekilde gelebilmiş. Ve etrafına da şöyle uzay istasyonu gibi bir bina yapmışlar. Eski tarih ve yeni tarih böyle iç içe. Güzel olmuş. Şimdi de Hangnam Parkı'na geldik. Şimdi manzaraya bakalım. Kore'nin üzerinde hep böyle bir sis bulutu var. Ufuğu tam olarak net göremiyorsunuz. Şu anda Kore'de gördüğüm en büyük marketteyim. Birkaç tane ürüne bakıp çıkalım. Önemli olanlara. 1 litrelik sütler burada 4000 won. Hemen hemen 3 dolara denk geliyor. Kore Japonya'da daha pahalı. Japonya'da sütü 1 dolara alırdık. Kore'de ise 2,5 dolardan aşağı süt yok. ...1.8 litre Coca-Cola 3730 won. O da hemen hemen 2 dolara, yok 3 dolara denk geliyor. 1,5 litre Fanta 2590. Hesabımızı şuna göre yapalım. 1 dolar şu anda 1.350 won'a denk geliyor. Buna göre hesaplayın. Yarım kilo ekmek burada hemen hemen 2,5 dolara denk geliyor. Biz bunları Japonya'da 1 dolara alırdık. Burada en ucuz bira 2 dolar. Japonya'da ise 1 dolardı. Hem de alkol oranı buranın 2 katıydı. Son olarak yağ bakalım. 900 ml yağlar 4500 won. O da hemen hemen 3,5 dolara denk geliyor. 2 paket badem aldım. Kavrulmamış çiğ badem. Bir tane alana bir tane bedava. Yani tanesi 450 gram, iki tanesi 900 gram. 900 gram badem 7,5 dolar. 210-250 TL'ye denk geliyor. Badem benim kıymetlim ya. Arkadaşlar, dün gittiğim otelim tam bir faciaydı. Tahta kurusu mu dersin, pis koku mu dersin. Bir de işin en komik tarafı da otele girerken adam ayakkabıları çıkarın diyor. Otel pislik içinde zaten. Neyse, bugün yeni otelime gidiyorum. Hazır boş bir zaman yakalamışken biraz Kore'nin ekonomisinden bahsedelim. Kore'de kişi başı milli gelir 34.000 dolar. Bundan 75 yıl öncesine kadar Kore'nin insanından başka hiçbir şey yoktu. Ama bugün dünyanın sayılı ekonomilerinden biri. Burada insanlar acayip çalışıyorlar. Çocuklar bile günde 12 saat kurs görüyor. Japonya'da ve Kore'de insanlar çalışmaktan ölüyor. Bu gerçekten oluyor. Kore dünyanın en pahalı 10 ülkesinden biri. Geçenlerde Japonya'daydım. Japonya bile Kore'den daha ucuzdu. Burada insanlar genellikle saatlik çalışıyor. En düşük saatlik ücret 7-8 dolar. Bu da hemen hemen aylık 2600 dolara denk geliyor. Kiralar burada bayağı bir yüksek. Aslında kiradan çok depozitolar yüksek. Kiranın neredeyse 10 katı, 20 katı burada depozito istiyorlar. En meşhur yemekleri kimchi. Hatta bunlar fotoğraf çektirirken bile kimchi diyorlar. Sokaklar şöyle rengarenk boyamışlar. Mesleklerin maaşlarına bakacak olursak öğretmenler 4 milyon 5 milyon won arasında alıyor. Doktorlar ise 5 milyon 15 milyon won arasında alıyor. Doktorlar burada çok güzel para kazanıyorlar. Ülkenin dinine geldiğimiz zaman nüfusun %88'i dinsiz. Hiçbir dini kabul etmiyorlar. Geri kalan ise Budizm, Şintoizm. Zaten geri kalan kısım ise Çinliler oluşturuyor. En büyük çoğunluk onlar. Öyle. Hemen hemen 7 gündür Seul'deyim. İlk izlenimlerim şöyle. Koreliler Japonları taklit ediyor. Aslında internette dolanan bir söz var. Kore Japonya'nın köyüdür diye.
Kore benim bugüne kadar gittiğim en sıcak ülke olabilir. Dışarıya çıktığınız gibi hemen sucuk gibi terliyorsunuz. Öyle sıcak bir ülke ki en son bunu Japonya'da yaşamıştım. Ama burası Japonya'dan çok daha sıcak. Şimdi Yongsan Teknolojik Mağazası'na gidiyorum. Şimdi de Kore'nin en büyük teknoloji marketine geldim. Şu anda iPhone 15 Pro Max'e bakıyorum. Fiyatı 1.892.000 won. Ama biraz pahalı geldi. Hemen hemen gezmiş olduğum tüm ülkelerden daha pahalı. Ve 1415 dolar yapıyor. Şaşırdım. Ben daha ucuz beklerken daha pahalı çıktı. Ben buranın markaların resmi şubeleri olduğunu sanıyordum ama burası bizim bildiğimiz Doğu Bank gibi. Buradan bir şey almak beni endişelendirdi. Şimdi DJI standındayım. Bu benim kullandığım kamera. Bunun fiyatı 613 bin won. Kesinlikle pahalı. Yani bizim ülkemizde bile pahalı. Kore'de teknoloji ürünleri ucuz söylenirdi ama benim için bir hayal kırıklığı oldu. Acıktığınızda Ju marketlere gelip 1 dolar 2 dolar karnınızı doyurabilirsiniz. Burada hazır yemekler de var, noodle'lar da var, sıcak suyunuz da var. Kore bugüne kadar gezdiğim en pahalı ülke. Japonya'ya göre Kore nereden baksanız 2 katı daha pahalı. Buradaki insanların aylık kazandığı para da çok güzel. En düşük maaşlı insan bile burada aylık 3000 dolar para kazanıyor. Çok güzel para. Onun için bizim ülkemizdeki birçok insan da buraya çalışmaya geliyor. Tabi Kore'deki pasaport görevlileri de insanların buraya çalışmaya geldiğini bildikleri için bizim ülkemizden gelenlerin birçoğunu geri gönderiyorlar. Aslında birçok ülkeden gelenleri geri gönderiyorlar. Abi ben de çubuk kullanmayı öğrendim ya. Kore'de metro bileti nasıl alınır? İlk önce şöyle makinelerin önüne geliyoruz. Buradan İngilizceyi seçiyorum. Benim gideceğim yer Eugiro 1. Bir tane tikete basıyorum. 1500 diyor. 500'e depozit istiyor. Şimdi buradan parayı koyacağım. Şu bir. Şu da iki. Evet, biletimiz buradan geldi. Bununla geçeceğiz. Bunu sakın atmayın. Verdiğimiz 500 depozitoyu tekrar geri alacağız. Ondan sonra ödediğimiz depozitoyu da buradan şu makinalardan geri alıyoruz. Bu kadar. Şimdi yolumuza devam edelim. Kore'de metrolarda boş koltuklar olduğu halde kimse oturmuyor. Herkes ayakta. Çünkü bu boş koltuklar engelliler ve hamilelere ait. Hani bizdekisi gibi ben oturayım, onlar gelince kalkarım diye bir şey yok. Yasak. İnternete gezerken tüm SK Telekom diye bir şirket gördüm. 10 kişiye özel olarak ücretsiz bir tur sunuyorlar. Ve bu tur da geleceğin teknolojilerini kapsıyor. Şimdi o şirkete doğru gidiyorum. İnanın ben de çok meraklıyım. Bakalım neyle karşılaşacağız. Sırf bu tura katılabilmek için aylar öncesine rezervasyon yaptıranlar bile var. Şimdi içeriye girelim. Randevu almak çoktur. Ben Çincesini aldım. Turlar sadece 10 kişiyle sınırlı ve internetten rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. İngilizce, Korece ve Çince diller geçerli. İngilizce ve Kore dilleri birkaç ay sonrasına randevu varken Çince 2 gün sonrasına vardı. Ben de Çince'yi aldım. Umarım bir sorun çıkmaz. Turumuz başladı.
将乘坐未来的运输工具胶囊高铁和宇宙飞船，首先参观位于空间站的太空管制。Benim için gerçekten de çok farklı bir deneyim oldu. 4 boyutlu sanal gerçeklikte gezegenler arasında seyahat ettik. Buranın linkini videonun altına bırakacağım. Burası Gangnam. Hani şu bir şarkı vardı, Gangnam Style. Oradaki Gangnam burası işte. Burası için yazılmış. İlk dikkatimi çeken şey yolların genişliği oldu. Nereden baksanız 7-8 tane şerit var. İnsanların giyinme kuşamına baktığım zaman diğer Kore'deki semtlere göre insanların daha elit olduğunu fark edebiliyorum. Kaldırımlarda bile led ışıklar var. Trafik ışıkları yeşil olunca yeşil yanıyor, kırmızı olunca kırmızı yanıyor. Şu yolların genişliğine bakın. Kore'de nereye bakarsanız Starbucks'ı görüyorsunuz. Kore'de tam 1611 tane Starbucks şubesi var. 1611. Adamlar nerede boş bir dükkan görmüşse açmışlar. Amerika ve Çin'den sonra Starbucks'ın en çok şubesinin bulunduğu ülke Güney Kore. Ben ilk kez sokak arasında Starbucks'ları burada gördüm. Bir tane Starbucks da burada. Adım başı Starbucks var. Starbucks ve Samsung iç içe. Bir gidip bakalım ya. Samsung ve Starbucks iç içe. Katlarına binen telefonlar. Samsung Galaxy Z Flip. Ama ekranın ortasında hafif bir çizgi görünüyor. Eskiden bazen Gangnam Style ne diye düşünürdüm. Meğer şehirde bir semtin ismiymiş. Ve bu şarkı sayesinde ülkeye milyar dolarlar girmiş. Bir ülkenin reklamı daha iyi yapılamazdı. YouTube'da ilk yayınlandığı zaman 24 saat içinde rekor kırıyor. Ve o rekor bir daha da kırılamıyor. Burada bir tane kütüphane var. Orayı görmeye geldim. Yerden tavanlara kadar raflar var. Hepsi kitaplarla dolu. İskenderiye Kütüphanesi'nden sonra gördüğüm en farklı kütüphane burası. Kütüphaneden çok insanların gelip fotoğraf çektirdiği bir maket gibi olmuş. Gangnam Style'ın dans figürlerinin heykelini yapmışlar. Kore'nin kaymağını yiyen tabaka Gangnam'da yaşıyor.